Herkese merhaba. Sizinle bugün benim bir hayalimi gerçekleştirdik. Aslında beraber yapacaktık bunu. Ben okuma maratonu çektim size. Kargo çalımını da çektim, her şeyi çektim ama şöyle bir sorun oldu. Hatta birden fazla sorun oldu. Ben okuma maratonunu çektiğimde başlarda ilk 3 kitapta falan o kadar hastaydım ki. Yani başlarda gözüme batmıyordu. Diyordum ki bir şey olmaz Cennet. Sonuçta okuma maratonu çekiyorsun. Bir anını tutmayabilir. Ama sonra 4. kitabı sanırım güncellemesini çekerken fark ettim ki çok kötüyüm. Yani o şekilde yayınlamak asla istemedim sizlere. Yine sorun etmeyecektim ama sonradan şöyle bir şey daha oldu. Ben okuma maratonu çekerken videolar o kadar uzun oldu ki ben daha 4. kitabındayken bile çok fazla konuşmuştum ve ben dedim ki daha söyleyecek çok şeyim var Cennet. Filmle kitap hakkında, karşılaştırmalar hakkında, karakterler hakkında bir sürü söyleyecek şeyim var. Mümkün değil. Video artık yani 1 saat falan olacaktı. Ben de dedim ki böyle olmaz. Okuma maratonu çekmekten vazgeçtim. Böylesinin daha iyi olacağını düşünüyorum. Umarım bu hali daha çok içime siner. Bundan sonra okuma maratonu çekersem asla bu kadar uzun serilere çekmem. Ben aslında Dune serisinin de okuma maratonunu çekecektim. Ama Harry Potter bir ay sürünce yaklaşık 29 gün. 29 gün sürünce ben dedim ki Dune serisi kim bilir ne kadar sürer yani. O yüzden onu bu şekilde asla okuma maratonu çekmeyi denemeyeceğim bile. Uzun sürede onu okuyabileceğimi sanmıyorum. O tür uzun serileri şöyle bir karar aldım. Okuma maratonu şeklinde Instagram'da sizlerle yapalım. Daha kolay oluyor bu şekilde. Çünkü Instagram'da her ne kadar okuma maratonu çekmesi video şeklinde zor olsa da Instagram'da çok basit. Sadece fotoğraflarını koyuyorum, güncellemelerini yapıyorum ve anlık güncelleme yapmam daha kolay. O yüzden eğer bu türdeki uzun serilerin okuma maratonlarını benimle birlikte yapmak istiyorsanız şurada görmüş olduğunuz sosyal medya hesaplarından beni takip edebilirsiniz. Özellikle bu Instagram'dan takip ederseniz eminim ki daha kolay haberiniz olacaktır. Şimdi lafı uzatmadan artık seriye başlayalım. Çünkü lafı çok çok uzatacağım bu videoda. Çok konuşacak şey var. Seriyi toplu bir şekilde aldım. Daha uyguna geliyor sanırım. Öyle ben öyle hesapladığımı hatırlıyorum. Tabii o zamanın indirimini size haber vermiştim o videoda ama şu an asla o indirimin kaldığını düşünmüyorum. 300 değil 200'lü bir şey aldım. 270'li bir şey almış olmam lazım. Şöyle kutusu var. Ay şöyle de arkası çok güzel. Biliyorsunuz ki Harry Potter'ın bir sürü versiyonu var kitaplarının. Ama ben bunları tercih ettim çünkü normalde bu siyah baskılarını falan daha çok beğendim. Daha güzel duruyor. Ama bu seri için kapaklar gözüme o kadar güzel geldi ki ben bunu almayı tercih ettim. Özellikle iki kitabının mor olmasından kaynaklı da bunu tercih etmiş olabilirim. Benden çok bir şey beklemeyin yani. Bu basımlarını beğenmemin bir sebebi de kapakları o kadar düşünülerek hazırlanmış ki özellikle birkaç tane kitabın kapağı dedim ki yani iyi ki bunları almışım. Çok güzel. Hemen birinci kitabımıza başlıyoruz. Bu arada bu videonun spoilersız olacağını düşünenler varsa şimdi şuradan çarpı işaretine tıklayıp giderse sevinirim. Çünkü çok spoiler yersiniz. Çok konuşacağım. Dayanamam. Birileriyle konuşmam gerekiyor. Yorumlarda da başına spoiler yazarak benimle dedikodusunu yapabilirsiniz. Özelden yazabilirsiniz. Ki Instagram'dan bu şekilde konuştuklarım oldu. Benimle beraber filmleri izleyen arkadaşlarım da oldu. Onlara da çok teşekkür ederim bana eşlik ettikleri için. Şimdi birinci kitapla başlıyoruz. Birinci kitabımız ve filmimiz Felsefe Taşı. Çok güzel be. Kapağını umarım net görüyorsunuzdur. Hagrid var ve Ron ve Hermione var. Burada da Harry var. Arkasında da Hedwig değil bu. Hedwig daha beyaz bir kuş. Ama mektup getiren bir baykuş var. Felsefe Taşı tamamen giriş kitabı ve filmi de tamamen giriş filmi. Sadece ben maalesef ki sanırım ilk kitaplarını daha çok beğendim. Yani seri gittikçe güzelleşiyor mu? Evet ama bence seri gittikçe ilerleyen kitaplarında ve filmlerinde karanlıklaşıyor da biraz. Ama ilk kitaplarında o kadar tam bir böyle çocuk kitabı gibi ama çok güzel sihirli bir dünya. Tamamen onun büyüsüne kapılmış ve tamamen karakterlere kapılmış durumdasınız. Ama ilerleyen kitaplarda o kadar böyle Voldemort'un işin içerisine girmesi de o kadar garipleşiyor ki işte. O yüzden ilk kitapları bana böyle daha cıvıl cıvıl ve güzel geliyor. Felsefe Taşı'nın konusu tamamen felsefe taşı. Felsefe Taşı ölümsüzlük için ve eşyaları nesneleri altına çevirmek için bir taş. Ve bu felsefe taşını tabii ki de Voldemort geri gelebilmek için çok istiyor. Ölümsüz olabilmek için çok istiyor. Zaten serinin ilerleyen kısımlarında Voldemort'un en büyük amacının aslında ölümsüzlük olduğunu anlıyoruz. O yüzden felsefe taşını ele geçirmeye çalışmasına şaşmamak gerekiyor. Felsefe taşının sonunda Harry kısmen de olsa Voldemort'la yüzleşiyor. Yani şunu söyleyebilirim ki ters köşeleri çok iyi yapan bir yazar kendisi. Harry Potter'ı full ters köşelerle dolu bir seri olarak düşünebilirsiniz. Bu ilk kitaplarını daha da göze batıyor. Bambaşka şeyleri yönlendiriyor sizi. Suçlu bu veya suçlu o. Ama sonra bir bakıyorsunuz ki bambaşka biri çıkmış. Ama filmlerinde bence bu böyle değil. Filmlerinde direkt daha böyle fark ediyorsunuz kimin olduğunu. Ama kitaplarında böyle daha çok başka yerlere kaydırıyor aklınızı. Şimdi öğretmenin ismini asla hatırlamıyorum. Q ile başlıyor. Quirrell mi? Bir anda suçlu çıkıyor. Voldemort'u başında taşıyor biliyorsunuz. Harry daha çok küçük çocukken Voldemort'la yüzleşmiş oluyor. Sonunda kazanması savaşı bir şekilde çok çok güzeldi. Daha çok dediğim gibi giriş kitabı. Biraz okulu tanıyoruz. Harry'i tanıyoruz. Harry'nin yaşadığı ortamları tanıyoruz. Daha çok çok hikayenin başları. Zaten çok kısa bir kitap. Şimdi ikinci kitap. Yok. Birinci filmden bahsetmedik. Şimdi ben seriyi okurken ve izlerken
izlerken Mösyö Taha'yı gördüm YouTube'da. Mösyö Taha'yı görmemle birlikte benim iyice dünyam Harry Potter oldu. Sürekli. Ama sürekli Harry Potter'la ilgili bir şeyler izlemeye başladım. Mösyö Taha da sağ olsun yani o kadar güzel videolar çekmiş ki. Ama benim en çok beğendiğim şeyler ve beni çok mutlu eden ve bana yardımcı olan videoları silinmiş sahneleri oldu. Çünkü ben kitabı okurken ya bu sahne böyle değildi veya bu sahne yok diye düşünürken izlediğimde Mösyö Taha beni birazcık aydınlatmış oldu. Kesilmiş sahneler olmuş. Yani çekilmiş ve silinmiş sahneler olmuş. Bu sahnelerin olduğu bir video serisi hazırlamış. Şu an henüz Melez Prens'e kadar çekmiş. Son iki filmininkinde inanın bana o kadar heyecanla bekliyorum ki umarım yakın zamanda çeker. O videoların linkini aşağıya açıklamalar kısmına koyacağım. Mösyö Taha'nın kanalına da koyacağım. Mutlaka eğer Harry Potter'ı seviyorsanız mutlaka Mösyö Taha'nın videolarını izleyin ve onun koleksiyonuna göz atın. Eminim koleksiyon biriktirmiyorsanız bile sizi tatmin edecektir. Videoları çok güzel. Onun sayesinde birkaç tane kafamdaki şey halloldu demiştim. Onlardan da bahsedeceğiz. Önce benim görmüş olduğum farklılıkları da bakalım. Aralarda da onlardan bahsedeyim sizlere. Malfoy ile Harry'nin tanışması aslında kendilerine pelerin falan almaya gittikleri yerde başlıyor. Daha Harry oradayken gıcık oluyor. Ama filmde birazcık değişik. Açıkçası filmlerin şunu asla yadırgamıyorum bu arada. Harry Potter filmleri çok çok iyi ama bayağı iyi yani. Ben küçükken izledim. Yani son zamanlarda izlemediğim için daha da etkilenmiştim o zamanlar. Yani bana çok çok güzel geliyordu filmleri ve tatmin oluyordum. Ama ben kitaplarını okuduktan sonra şunu fark ettim ki filmleri %50 ama kitap serisiyle birlikte okuyup izlediğinizde öyle bir şeyler tamamlanıyor ki kafanızda. Yani %100'e ulaşmak için kitapları okumanız gerektiğine inanıyorum. Harry trene binerken Wizardress'le tanışıyor ve Ginny aslında orada böyle Harry'ye karşı çok heyecanlı bir kız. Böyle kendi kontrol edemiyor. Kitapta onu böyle görüyoruz ama filmde zaten filmlerinde Ginny'ye Allah aşkına o kadar garip oynatmışlar ki yani. Bazı evdeki ilerleyen kitaplarında bahsedeceğim ve filmlerinde. Yani o sahneleri neden çektiklerini asla anlamadım yani. Ginny'den o yüzden şu an çok bahsetmek istemiyorum. At adamlar demişim. At adamların Bane falan vardı. Bane kitapta gayet belirgin bir şekilde olmasına rağmen ve bana kalırsa önemli karakterlerden birkaç tanesinden biri olmasına rağmen dünyadan da çıkarılmış. Harry sadece orada ormanda gezerken at adamlarla karşılaşıyor ve at adamların bir tanesi ona yardım ediyor. Sadece bir tanesiyle karşılaşıyor. Ama aslında çok daha fazlası var. Burada önemli bir şey var ki Flamel, adamın ismi olması lazım. Taşı saklayan, felsefe taşını saklayan adam. Bu adamın kim olduğunu bizim çocuklar araştırırken uzun süre bulamıyorlar. Ama buldukları yer şu ki Harry biliyorsunuz trenin içerisindeyken kurbağa çikolatalarından yiyor ve o kurbağa çikolatalarının içinden kartlar çıkıyor. O kartların içerisinden Dumbledore kartını buluyor yerini ve o kartın üzerinde yazıyor taşı saklayan kişinin ismi. Bu şekilde keşfediyorlar. Harry öyle şekilde hatırladıktan sonra anlıyorlar. Ama filmde öyle değil. Ormanda cezaya bırakılıyor bizim çocuklar mesela. Harry, Hermione, Draco ve Neville. Ama filme baktığımızda Neville yok. Neville'ın önemli bir karakter olacağını sanırım o sıralarda bilmiyorlarmış. İlk 4 kitap çıktığında çekilmeye başlanıyor ve sanırım o yüzden şu birazcık bozuluyor. Aslında önemli bir sahne çekilmiyor ama biz onu 4. 5. kitapta ona olan göndermeyi görüyoruz. Bu olmuyor yani. Aynı şekilde at adamların da o şekilde olmasının sebeplerinden birinin de bu olduğunu düşünüyorum. Yani çoğu şey aslında sebebi bu. Ablam az önce Valorant izlerken korktuğun hakkında. Bir tane ejderhamız vardı. Hagrid biliyorsunuz ki ejderhaya yardım ediyordu ve o ejderhayı çocuklar uğurluyor aslında ama o sahne de yok mesela. Sadece söyleniyor. Ron'un abisine yollandı. Ve en önemli bence kesilen sahne. Çocuklar artık bir şeyleri anlıyor. Gidiyorlar felsefe taşını almaya. Orada satranç biliyorsunuz. Satranç sahnesi işte ağaçların onları sarmaları falan. Bunları görüyoruz. Aslında onları oluşturan kişiler öğretmenler. Ama bu görevlerden bir tanesi öyle bir tanesi çıkarılmış ki Snape'in koyduğu görev. İksir görevi. O iksirleri ayırt eden Hermione. Bu Hermione'nin birazcık özelliğini orada açığa çıkarılıyor. Çok iyiydi yani. O sahneyi nasıl çekmemeye karar verdiklerini anlamıyorum. Bence en az Ron'un satranç sahnesi kadar ki o sahne çok güzel. Onun kadar çok güzeldi. En çok üzüldüğüm sahnesi de bu oldu. Keşke iksir sahnesi olsaydı. Şimdi gelelim benim en sevdiğim kitaplardan biri olan Sırlar Odası'na. Sırlar Odası'nı sevmemin en büyük sebebi en sevdiğim karakterin kitaba girmesi. En sevdiğim karakter arkada da görmüş olduğunuz üzere Dobby. Küçükken Hermione'ydi. Yani şu anda da Hermione'yi çok seviyorum. Hermione. Aslında küçükken Harry ve Hermione'ydi ama şu an kesinlikle Dobby yani. Dobby'nin gelmesi bu kitaba beni bitirdi zaten. Onlarca Sırlar Odası'nın kapağı da çok güzel düşünülmüş. Bu final sahnelerinden biri aslında. Yılan var, anka kuşu var, elinde kılıç var ve seçmen şapkası var. Seçmen şapkası demişken kitabı filme uyarlayan insanlara birazcık sinirlendim. Onun da sebeplerinden biri seçmen şapkanın şarkılarının konmaması. Bence çok önemli aslında seçmen şapkanın şarkıları çünkü bize çok güzel mesajlar veriyor. Bence öğrencilerin 4'e ayrılmasını en iyi anlatan kişi de seçmen şapka. Aslında çok çok güzel anlatıyor. Keşke olsaymış dediğim sahnelerden biri kesinlikle seçmen şapkaların tüm sahneleri. İkinci kitapta aslında muhatap olduğumuz kişi tam olarak Voldemort değil. İkinci kitapta Voldemort
Voldemort yok ama Voldemort'un yan çarı olan Tom Riddle var. Tom Riddle Voldemort'un önceki hali ve kendisini bir günceye saklamış durumda. Bence Sırlar Odası'nda ters köşeleri tam olarak filme yansıtılamamış. Mesela Sırlar Odası'nın kitabında kesinlikle şüpheli aslında Percy. Tüm şüpheler aslında Percy'de toplanıyor ama Sırlar Odası'na baktığımızda kesinlikle Percy, yani Percy'yi zaten silip atmışlar. Yani Percy bence çok önemli yine. Ama gelin görün ki filmde öyle değil. Ginny'ye de ayrı yani. Ginny güzeldi ya. Sırlar Odası da zaten çok ince bir kitap, o yüzden hakkında daha fazla da konuşmayacağım. Filmine geçelim hemen. Çok önemli bir sahne kesilmiş. Bunu silinmiş sahnelerde gördüm arkadaşlar ve bence en önemli sahnelerinden biri. Draco ile babasının Diagon yolunda karşılaşması. Harry serpme tozu muydu? Ne tozuysa. Uçuş tozuyla gitmeye çalışırken Diagon yoluna düşüyor ve orada Malfoy ve babasıyla karşılaşıyor. Bu karşılaşma sahnesinde Harry onları dinlerken bir dolabın içerisine saklanıyor. Bu dolap çok önemli bir dolap. Bizim ilerleyen kitaplarımızda ve filmlerimizde karşımıza çıkacak dolap. Çekilmiş, koyun ya. Çok önemli bir sahne o. Dediğim gibi yüksek ihtimal 4 kitabı göz önüne aldıklarında bunun pek de bir önemli olabileceğini düşünmemişler. Ama çok 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 önemli bir sahne. Kesinlikle o silinmiş sahneyi kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sırlar Odası'nda Harry çatal dili konuşabildiğini fark ediyor. Ve bir tane arkadaşının güya üzerine salıyormuş gibi oluyor yılanı. Aa, Lockhart'tan falan da bahsetmedik. Ondan bahsetmesem olur mu ya? Lockhart çok boş, sinir bozucu bir karakter aslında benim için de. Neyse. Lockhart ve Snape'in olduğu sahnede Harry çatal dili konuşabildiğini öğreniyor. Şöyle oluyor. Arkadaşın üzerine salıyormuş gibi gözüküyor ama aslında salmıyor. Filmde bu şekilde görüyoruz. Ama biz zaten salmadığını, Harry'nin laflarından çatal dili konuşurken kitapta Türkçesi var. İlerleyen kısımlarda da Harry çatal dili konuştuğunda direkt olarak yabancı bir şekilde geçiyor kısımları. Türkçesini ama biz kitaplarda yine biliyoruz kime ne dediğini. Çok güzel bir sahne kesilmiş. O da Filch'in aslında Kofi olduğunu öğrendiğimiz sahne. Bu da çekilip silinmiş bir sahne. Çekip silmişsiniz. Aslında bu çok önemli. Çünkü o kadar sürekli öğrencilerle uğraşması, sürekli sinir bozucu bir şekilde davranmasının en büyük sebebi kendisinin kofte oluşuyor. Söğüt ağacının anlamı. Kesinlikle bu çok büyük bir eksik. Söğüt ağacının ne amaçla oraya dikildi? Lupin bunu gayet düzgün bir şekilde açıklıyordu. Kendisi için oraya dikilmiş olduğunu kitapta. Ama filmlerde gelin görün ki böyle bir şey yok. Özellikle filmlerde çapulcularla ilgili de kısa kesiliyor. Ama çapulcular da aslında çok güzel bir hikayesi var. Hatta genel olarak sanırım anladığım şey şu ki çapulcuların ayrı filminin çıkmasını isteyenler de var. Ama ben bilmiyorum. Çok da büyük bir eksiklik değil benim için. Sadece daha detaylı olmasını isterdim. Şöyle bir şey oldu. Ben bu sayfa acaba... Şimdi 3. kitabımıza geçiyoruz. 3. kitabımız kapağına bayıldığım, çok çok bayıldığım bir kitap. Azkaban Tutsağı ve benim çok sevdiğim kitaplardan da biri yine. Aslında her kitabını çok sevdiğim için çok sevdiğim kitaplardan biri dememenin hiçbir önemi yok ama yine de çok sevdiğimi belirtmek istiyorum. Azkaban Tutsağı'nın konusu genel olarak Sirius Black'in hapishaneden kaçması ve Sirius Black'in aslında Voldemort'un bir yakını olarak bilinmesi. Ailesine ihanet ettiğini düşünmeleri Harry'nin. Aslında gerçeklerin böyle olmadığını ve Ron'un faresinin başına gelenlere Allah'ım yani çok korkunç bir şey. Bilmem kaç yıl boyunca fare olarak yaşamak. Yani Azkaban Tutsağı'nı dediğim gibi izlerken de çok sevdim. Sadece Azkaban Tutsağı'nı da bayağı bir sahne kesilmişti birazcık. Bilmiyorum. Kitabını çok sevdiğim için sanırım filmini sevemedim yine. Bana böyle şeyler oluyor. Bazen kitabı o kadar çok seviyorum ki filmi güzel gelmiyor. Aslında filmi yine çok güzeldi. Ama bence Sirius'un olduğu film daha güzel çekilebilirdi yani. Ben yine hemen bunun şeyine geçeyim. Farklılıklarına geçeyim. Ufak tefek değişiklikler varmış. Onları geçiyorum. Onları bilmenize gerek yok. Bilseniz ne olur, bilmeseniz ne olur. Harry'nin böyle ateş okuna baktığı sahneleri çekmemişlerdi. Aslında Harry ilk başta gittiği yerde bir aylık bir süre bir yerde kalıyor Harry biliyorsunuz kitapta. Ama aslında o bir aylık süreyi de orada kaldığını göstermiyorlar zaten. Ama Harry o sıralarda aslında ateş okuna bakıp duruyor. Ve aslında bu sıralarda Sirius onun zaten peşinde ve onu izliyor. Biz bunu kitapta biliyoruz ama filmde yine böyle şeyler yok. Wood'un kazanma hırsı demişim. Wood son sınıf olduğu için kupayı kesinlikle kazanmak istemiyor. Bu yüzden Harry'i sürekli çalıştırmaya çalışıyor yani. O sahneler kitapta o kadar uzun uzun anlatılmıştı ki filmde görmeyince garip hissetmiştim. O yüzden not almışım yüksek ihtimal. Snape'in pelerini giyip gitmesi asla bahsedilmiyor. Orada ağaçtan o pelerini alıp gitmesi ve görünmez bir şekilde Lupin'lerin yanına gitmesi gerekirken filmde böyle sahneler de yok. Ve benim çok görmeyi çok istediğim bir sahne asla çekilmemiş. Sirius çıkarken Snape baygın ve kendisi onu taşıyor ya asayla yani sihirle. Ve geçerken boruları kafasını vurup da geçiriyor ve o sahneler de yok. Ayrıca Snape her şey olup bittikten sonra uyanıyor. Ama sanki filmde o sırada uyanmış, görmüş Lupin'i falan gibi anlatılıyor. Öyle bir şey yok. Bence o sahne kitapta olduğu gibi çekilseydi daha güzel olurdu. Daha güzel oturur diye düşünüyorum. Lupin'in derslerinin çok kesildiğini söylemişim. Kitapta dersler de çok fazla yer kaplıyor ama maalesef filmlerini kısaltmak zorunda
kaldıkları için ders sahneleri de çok fazla kesilmiş. Harry'e Sirius'un ateş okunu yollaması ve o sayede maçı kazanmaları falan her şey bittikten sonra filmin sonunda veriyor ama kitapta öyle değil. Çok çok önceden veriyor, hatta el koyuyorlar süpürgeye, büyü var mı bilmem ne diye. Bu sahnelerde yok. Kötü olmuş. Bence ateş okunu daha önce vermeliydi. Dördüncü kitap ve filmle devam ediyoruz. Dördüncü kitabımızın konusu üç büyücü turnuvası. Üç büyücü turnuvası üç tane okulun bir araya gelip bir turnuva düzenlenmesini anlatıyor aslında. Ama şöyle bir sıkıntı var ki dört büyücü turnuvasına dönüşüyor bir anda. Harry kendi isteği ve rızası olmadan turnuvaya dahil oluyor. Biri tarafından dahil ediliyor. Kitap boyunca bir yandan kimin bunu yapmaya çalıştığını, Harry'i öldürmeye çalıştığını düşünüyoruz. Bir yandan da Harry üç büyücü turnuvasını sağ bir şekilde atlatmaya çalışıyor. Bu kitap ve uyarlaması olan filmle ilgili en büyük hayal kırıklığım sanırım ev cinlerinin çöpe atılması. Dördüncü kitapta ev cinleri büyük bir yer kapladı diyebilirim. Özellikle Crouch'ın başkanın ev cini olan Winky. Winky hiç filme geçmiyor mesela. Aslında Winky çok önemli, güzel bir karakter. Aynı şekilde Dobby bu kitapta geri dönüyordu ve Dobby'nin de olmaması beni çok çok üzdü. Dobby birçok kitapta son film hariç silinmiş arkadaşlar, Dobby'nin sahneleri. Aslında Dobby bütün kitaplar boyunca aslında Harry'e bir şekilde diyalog halinde. Digory demişim ki Digory aydan önce Harry'e diyordu ki yumurtayı suyun içine koy. Harry bunu gururundan yapmıyor arkadaşlar. Harry birazcık filmlerde daha böyle uysal, sakin olarak duruyor ama aslında kitapta böyle değil. Özellikle 4. kitaptan sonra Harry çok fazla hırçınlaşıyor. Bunun bir sebebi Digory'nin ölmesi, Voldemort'la ilk defa yüz yüze gelmesi ve onunla savaşması tamamen Harry'i değiştiriyor diyebilirim. Daha sinirli, agresif ve ergenli adım atmasıyla da özellikle ateş kederinde çok fazla değişiyor. Glassamout mu, Gassamout mu ne? Onu Dobby getiriyordu. Mesela Dobby yerine Neville'a vermişler bir ya o görevi filmde. Sanırım 1. 2. filmde falan Neville'ın aslında ne kadar önemli bir karakter olacağını fark etmedikleri için bu şekilde telafi falan etmeye çalışmışlar. Araya onu da sokuşturmuşlar bir şekilde. Kitapta en büyük sorun bence Harry'nin en başta Crouch'ın oğlunu görmesi. Kitapta böyle bir şey yok. Kitapta böyle bir şey olmadığı için biz ateş kaderinde birçok insandan şüpheleniyoruz aslında. Bu kimdi? Kim yaptı? Kim yardımcı oluyor? Falan diye şüpheleniyoruz. Ama ters köşeleri bence finalde gerçekten hiç iyi kullanamamışlar. Moody konusunda az kalsın Harry Snape'e yakalanacakken odasından bir şey çalınması konusunda Snape Harry'leri suçluyor ve Harry görünmezlik peleriniyle oralarda dolaşırken bir anda Moody gelip onu kurtarıyor gibi bir şey oluyor. Bunun sonucunda Harry Moody'ye çapulcu haritasını veriyor. Moody bir anda seviniyor ve diyor ki bu çok ihtiyacım olan şey falan diyor. Bu sahne yok. Keşke olsaydı. Bence önemli bir sahne aslında. Ben kitapta o şekilde Moody'den şüphelendim ve dedim ki Moody'de bir şey var diye. Reverend kısmının kitapta çok daha güzel olduğunu söylemişim. Kesinlikle çok daha güzel. Eğer izlediyseniz Reverend kısmını kitaptan okuduğunuzda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ve benim en çok güldüğüm şey Dumbledore'un kitapta Harry'e ateş kaderinde ismi çıktıktan sonra gayet sakin ve soğukkanlı bir şekilde ne olduğunu sorması. Ama filmde koştur koştur içeriye girip Harry'i böyle sallaması falan. O çok komik bir sahne. Bir anda kahkaha falan atmaya başlamıştı film izlerken. Oysa ki çok ciddi bir sahneydi o sahne. Neden sadece böyle bir sahne çektiklerini hala anlamış değilim. Demiştim ki 4. kitaptan sonra Harry bayağı bir değişiyor artık. Agresifleşiyor ve ergenliğe giriyor maalesef ki. Gerçekten beni çok zorladı Zümrüt Anka'ya ulaştığında Harry. Özellikle başlarda o kadar ergen ki. Filmlerde Harry'nin iç sesini duyamadığınız için çok şanslısınız. Ben oku oku o kadar sinirlendim ki yani. Özellikle başlarda iyice tilt etmişti beni. Sonradan alıştım herhalde bilmiyorum. Çünkü ilerleyen zamanlarda da öyle olmaya biraz devam ediyor. Umbridge'in girdiği kitap bu. Evet o olması lazım. Ve çok korkunç bir karakter. Filmini izlerken ayrı sinirlendim ki oyuncusu çok iyi oynuyor. Kitabını okurken ayrı sinirlendim. Beni çok deli etti yani. Demek sen Harry'e Harry mi diyorsun? Harry diyor. Ben öyle dedim galiba. Zümrüt Anka yoldaşlığı Dumbledore'un kurduğu bir yoldaşlık. Eskiden de olan bir yoldaşlık. Ve üyeleri çok tanıdığımız isimler. Yoldaşlıkla olan sahnelerin özellikle Sirius'un evindeki sahnelerin de kesilmemesi lazım. Sirius'un evindeki sahneler bu arada çok güzel. Ama şunu söyleyeyim size. Serinin en kalın kitabı bu. 975 sayfa. Ve en kısa filmi. Anlayacağınız üzere gerçekten birçok şey kesmek zorunda kalmışlar. Ve kesmişler. Serinin çok önemli kitaplarından biri. Çok fazla şey anlatıyor. Çok kalın. Ama bayağı bir akıcı yani. Bu kalınlıkta bir kitap normalde çok kolay bitmez ama o kadar güzel işleniyor ki konular. Ben çok çok beğenmiştim. Şimdi farklılıklarına geçelim. Arkasında Snap var bu arada. Diğerinin arkasını göstermiş miydim? Muhteşem üçlü var. Ve diğerinde de Hızır otobüsünün resmi vardı. Ya eve mektuplar geliyordu başta Harry için ama yani ceza için bakanlıktan falan mektuplar gelmeye başlıyordu. Putinya'ya da sesli bir çırtkan gönderiliyor. Bu aslında bu çok önemli. Şöyle Dumbledore aslında Putinya'ya onu yolluyordu. Önemli bir an aslında. Zaten Putinya'ya olan sahneleri falan bayağı yolmuşlar. Oraları atmışlar. Hatta son final sahnelerinde artık hani final filminde Harry'e vedalaşmaları falan da kesilmişti yani. O yüzden bir şey diyemiyorum. Ama bence Putinya neden istemediği halde Harry'i kabul etti falan. Bunları da böyle birazcık önemliydi sanki hikaye için. Neville'ın
ailesiyle ilgili olan olayları filmde aynanın karşısında bir anda Harry'e anlatışı ama aslında kitapta asla öyle olmaması. Hastanede Ron'un babasının ziyarete gittiklerinde aslında görüyorlardı falan. Maalesef orası hiç güzel olmamış. Eğer kitabını okumasaydım o sahneleri dokunakla bulabilirdim ama bana açıkçası aynanın karşısına geçip de sonradan anlatması komik geldi. Ron maçtayken Hagrid çocukları kardeşini göstermek için çağırıyordu. Ama Ron'un olduğu Quidditch maçları da kesilmiş. Aslında kitaplarda çok önemli yerlere sahip bu maçlar ama filmlerde sanırım yapımı, çekimi falan zor olduğu için böyle bir şey yapmalarını da anlayışla karşılamaya çalışıyorum ama keşke maçları koysalardı. Aslında çok güzel. Clicker. Umarım ismi böyle okunuyordur. Çünkü aslında sonradan çok sevdiğim, kitapta özellikle çok sevdiğim bir karakter oldu kendisi. Kitabını okumayanlar filmlerinden dolayı hala onu sevmiyor olabilir ama kitapta o kadar güzel bir karaktere dönüşüyor ki ev cinlerinin olduğu çoğu sahneyi silmişler. Çok güzel bir kitaba geçiyoruz şimdi. Meles Prens. Meles Prens Harry'nin profesörden ödünç kitap alması ve bu kitabın kime ait olduğunu bilmemesiyle başlıyor. Arkasında Malfoy var çünkü en çok bu kitapta rol oynayan kişi aslında Malfoy ama bu kitabın öyle bir görevi var ki bu kitap Dumbledore'a veda kitabı birazcık da yani Dumbledore'a hoşça kal dediğimiz kitap. Aslında bu kitabın bir önemli olmasının sebebi de Voldemort'un geçmişini öğreniyoruz. Bayağı bir öğreniyoruz. Filmde çok az bir kısmı gösteriliyor ve ben bundan açıkçası rahatsızlık duydum. Ne demek? Filmde Voldemort diye bir karakter var. O oynuyor işte 3-5 bir şey. Böyle gibi ama aslında onun geçmişini de öğrenmemiz bence çok önemliydi. O yüzden bu kitabın çok 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 önemli olduğuna inanıyorum. Meles Prens'in de kim olduğu konusunda Allah aşkına birinizin de aklına Snape falan gelmemesi komikti. İksir dersi veriyor adam. İksir konusunda çok iyi. Bu sesi duyuyor musun? Adam iksir konusunda uzman. İksirlerle ilgili çok iyi şeyler yapıyor. Birinin de aklına gelmiyor ki. Ulan onun zamanında o da ders alıyordu hani falan yok yani. Sesi duymazdan gelip devam edeceğim. Umarım rahatsız olmazsınız. Meles Prens'in girişini buraya sinirlenmişim bayağı bir. Ne yazdım asla okumayacağım. Bayağı bir sinirlenmişim. Harry bir kıza flört ediyor güya. Dumbledore sonra gelip onu alıyor ama kitapta böyle bir şey yok. Kitapta Dumbledore eve gidip alıyor ve orada işte Putinya ile konuşması, onlara kızması bunlar çok güzel sahneler olabilir yani. Esprili sahneler olabilirdi ve bence Harry için de çok anlam yüklü sahneler olacaktı bu sahneler ama onları koymamışlar. Bizim üçlü Draco'yu tek başına görüyor kitapta ve o şekilde peşlerine düşüyorlar ama filmde annesiyle birlikte o dükkanda ve kurt adam da orada. Aslında şöyle oluyor kitapta. Malfoy oraya tek başına gidiyor, adamı tehdit ediyor, kolunu şöyle gösteriyor gibi oluyor. Harry'ler bunu uzaktan görüyor ve hangi nesneyi kastettiklerini anlayamıyorlar. Hatta Harry kitap boyunca neredeyse çocukları ikna etmeye çalışıyor. İşte kolunu göster, tehdit etti diyor. Kurt adamın ismini vererek. O da çok önemli bir sahneydi bence. O şekilde çekilmeliydi o sahne. Bunları nasıl duyuyorlar? Göremiyorlar ne olduğunu ama duyuyorlar. O ikizlerin kulakları var ya onlar dinliyorlar normalde bunları ama filmde hiç duymadıklarını sadece uzaktan gördüklerini ve dolabı bildiklerini iddia ediyor ve bence dolabı bilmeleri senaryoyu böyle birazcık oynatmış bayağı bir. Draco Harry'i görünmezken bir anda trende donduruyordu ve onu kurtaran kişi normalde kitapta Tonks. Tonks karakterine filmde neredeyse hiç yer verilmiyor. Özellikle Tonks'un Lupin'le olan bebeğine hiç yer verilmiyor. Filmi izleyenler sadece filmi izleyenler Lupin'in oğlunun vaftiz babasının Harry olduğunu bilmiyor. Filmde kurtaran kişi Luna bu arada o durumdan Harry'i. Büyük harflerle yazmışım ki ayakkabı bağlama, kurabiye yedirme ne alaka? Ginny bir yerde Harry'nin ayakkabısını bağlıyor, kurabiye veriyor falan. Romantik sahne olarak bunları mı buldunuz? Yani aklınıza bir gece düşündüğünüzde bunlar mı geldi yani? Tom Riddle'ın geçmişi konusunda işte büyük babasını falan göstermemesini söylemişim. Büyük babasıyla olan olaylar, yüzüğü Dumbledore'un kimden aldı falan. Bunlar mesela filmi izleyenler bunları bilmiyor. Ve en önemlisi Dumbledore'un cenazesi çekilmiyor. Dumbledore'un cenazesi bence sahne olarak, görsel olarak çok güzel olabilecek bir sahneyken belki yapamayız mı dediler artık. Çok mu uğraştırır dediler bilmiyorum. Çekmemişler. Ve son kitabımıza geldik. Son kitabımız ve benim kalbimi böyle paramponçik eden bir kitap yani. Çünkü Dobby'ye veda kitabı benim için bu. Kitaplarını okuduğunuzda Dobby'nin aslında önemini falan daha iyi anlayabilirdiniz. Filmlerde sadece ikinci filmde ve son filmde gözüktüğü için bilmiyorum ne kadar etkilenmişsiniz ama ben çok etkilendim. Özellikle Henry'nin onun mezarının başına yazdığı falan çok çok güzeldi. Bir de Meles Prens'te bu şundan bahsetmeyi unuttum. Harry'e gösteriyor artık Dumbledore ne yapması gerektiğini ve Harry onun sonucunda okuldan ayrılıyor ve bu kitapta Harry, Hermione ve Ron'un diğer kalan hortulukları diğer kalan parçaları aramasını öldürmesini okuyoruz. Ron'a bir yerde aşırı sinir oldum ama bilmiyorum yapacak bir şey yok. Bir şey demiyorum yani. Ama onun haricinde o kısımlar haricinde ben bayağı sevdim. Çok güzeldi. Arayışları çok güzeldi ve hani kitapta aylarca aramasını bahsediyoruz ve filmde de bu sahneler hızlı geçtiği için açıkçası oralarda çok etkilenemedim. Ama kitapta o kadar çok şey çekiyorlar ki yani. Kapağı hakkında şunu söyleyeceğim. Harry'i neden bu kadar küçük çizdiniz burada? Ben bunu anlamadım. Diğer kitaplarında Harry daha büyük gözüküyor neredeyse.
Çok saçma. Bu kadar da küçük değil yani. Harry'nin yaşı bu kadar küçük değil zaten kitapta. Arkadaşlar ablam bir uyarı yaptı. Sana ben Henry deyip duruyormuşum galiba aralarda. Bunun sebebi benim dilimin çok dönmemesi. Arada tökezlediğimde sürekli tökezlememin sebebi de bu yani. Umarım çok takılmazsınız. 7 Harry'yi çok iyi çekmişler demişim. Bu gerçekten çok iyiydi. Yani filmde çok iyi çekilmiş. En az kitapta anlatılan kadar güzeldi. Kurum sahneleri düğündeki sahnesi falan çıkarılmış. Harry düğünde değiştiriliyordu arkadaşlar. Kimse tarafından tanınmasın diye. Bunu neden çıkarttınız kitaptan? Yani ben bunu anlamadım. Filmde neden yok. Harry'nin doğduğu yere gidiyorlar ve orada Harry diyor ki ben değişmem. Yani görünüşümü değiştirmem çünkü burası benim evim. Kitapta değiştiriyor arkadaşlar. Harry'nin Luna'nın odasına girdiği sahneyi çekmemişler. Neden çekmediniz? Bence çok güzel olurdu. Luna'nın odasına gidiyor ve Luna'nın aslında evde uzun zaman olmadığını fark ediyor. Girdiğinde tablolar var böyle. Bütün arkadaşlarının olduğu tablolar asılı. Harry'ler falan var. Güzeldi yani. Keşke koysalarmış o sahneyi. Harry her şey bittikten sonra asa yapımcısını ve cin cüceyi sorguluyor arkadaşlar. İkisini de sorguladıktan sonra korkulukları seçiyor. Onları öldürmeyi seçiyor. Asayı almasına izin veriyor aslında. Gitmiyor asayı almak için. İzin veriyor gibi de değil. Sadece müdahale etmiyor. Edebilecek yani. Belki gidip yetişeceklerdi. Ama diyor ki Dumbledore aslında bunu istediysen haklıydın Harmony. Ben onların peşine düşmeyeceğim diyor. Bir seçim yapıyor. Çok büyük bir seçim yapıyor. Filmde bu şekilde değil. Kasaya gittiklerinde kupalar çoğalıyor filmde ama o ateş gibi yakıyordu onları. Değdiği her kupa yakıyordu diye hatırlıyorum. Öyle bir şey vardı. Ben daha dün bitirdim kitabı ve bugün izledim. Bence öyleydi arkadaşlar. Eğer yanlışsa da bunu söyleyin. Emin değilim. Ve en önemli artık sona geliyoruz. 19 yıl sonra sahnesi. Filmde o kadar kırpmışsınız ki oraları. Aşırı dokunaklı olsun diye mi yaptınız bilmiyorum ama bence çocukların konuşmaları da yeterince kitapta dokunaklıydı zaten. Özellikle annesinin ismini vermesi kızına Lily. Bir tane oğluna James ismini vermesi. Sadece filmde gördüğümüz Snape ve Dumbledore'un isimlerinin verilmesi son çocuğuna. Keşke diğerlerini de görseydik. Konuşmalarını görseydik. Ron'un kızına dönüp de ilk zekanı annenden çekmişsin deyip Draco'nun oğlunun her yerde yenmesini söylemesi falan. O sahneler de çok güzeldi bence kitapta. Keşke onları da çekseydiniz. Çok merak ediyorum. Acaba sizin de keşke şunu izleyebilseydik dediğiniz yerler var mı? Daha fazla bu şekilde seri videoları görmek istiyorsanız, daha fazla kitap, film, dizi karşılaştırmaları görmek istiyorsanız aşağıdan videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, okuma maratonlarını daha rahat bir şekilde takip edebilmek için beni görmüş olduğunuz sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoma kadar kendinize çok 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 güzel bakın. Hoşça kalın.